Şimdi Etrian'a geldim. Şimdi ben bu Etrian'ı ile ilgili şunları söyleyeceğim. Hatta şöyle geçeyim biraz. Burada biraz dolabın gürültüsü gelmiyordur inşallah. Şimdi ben şunları söyleyeceğim etle ilgili. Burada dana eti olanlar var, domuz eti olanlar var, tavuk eti var, balık etleri, balıklar var. Hepsini göstermeye çalışacağım. Ben bunların hangilerinden alıyorum, almıyorum kısmı videosu değil bu. Onunla ilgili başka bir video çekerim. Onu merak eden arkadaşım gözlüklerim buğulanıyor. Ha. Onu merak eden arkadaşlarım için başka bir video. Yani burada ne yiyebilirsiniz, yiyemezsiniz, ne yemelisiniz, yememelisiniz veya bunun kararı bana mı kalıyor, size mi kalıyor konusuyla ilgili başka bir video çekeceğim. Merak etmeyin. Şimdi et fiyatlarına gelelim. Şimdi burası et reyonu. Bunlar ya şu gördükleriniz kurbanlık etler gibi duruyorlar. Mesela şu gördüğünüz kocaman olan şey arkadaşın pound'u, ya şöyle ne kadar zoomlayabilirim ki? İşte pound'u 6 dolarmış. Bu arkadaşta 36 dolar imiş. Yani kilosu 12-13 dolarmış o etin. Burada gördüğünüz etin kilosu 22 dolar falan imiş. Bak pound'u çünkü 10,5 dolar diyor. Kilosu da 22 dolara falan gelir. Ne eti lan bu? Rib eye steak. Bilmiyorum ne oluyor. Hayvanın ne hangi kısmı olduğunu bilmiyorum. Burada strip steak diyor. Onun da kilosu 7,5. Pardon, pound'u 7,5. Kilosu 15-16 dolar. Geldik kıymalara. Burada kıymalar var. Kıymanın kilosu pound'u 3 dolar, kilosu da 6 dolar, 7 dolar civarı. Yani etin kilosu, bunun yağ oranı ne kadarmış? Yağ oranları genelde yazar üzerlerinde ama %80'i et, %20'si yağ olan kıymanın fiyatı kilosu 7 dolar civarı. Bilmiyorum, Türkiye'de fiyatını daha bakmadım ama yaklaşık 7-8 kat olduğunu tahmin ediyorum şimdiden. Devam edelim. Yani et fiyatları bu civarda. Özet olarak ne söyleyebiliriz etlerle ilgili? Şu koskoca gördüğünüz şey onunla ilgili. Kıymanın kilosunu 7-8 dolar. 6-7 dolar, 7-8 dolar. Et dediğimiz, yani böyle ızgaralık falan, artık bonfile mi, antrikot mu, neresidir bilemem. Onlara da kilosuna 10 dolar, 15 dolar, 20 dolar civarında bulabiliyorsunuz yerine göre. Şimdi tavuklara geliyorum. Tavukların fiyatını bulamadım. Aa, bir tane buldum. Chicken split breast var. Bir şey göğüs diyor ama ne bilmiyorum. Kilosu 3,5 dolar. 4 dolar civarı kilosu bu arkadaşın. Burada direkt göğüs var. Pound'u 2 dolar. Kilosu da 4-4,5 dolar. Burada yine chicken thighs'lar var. Ama yine kilosu yazmıyor kaç para oldu. Arkadaş, fiyatını yazmazsanız ben arkadaşlarıma nasıl bilgi vereceğim ya? Neyse, bilgi veremedik şu an. Ben bunu aldım da bunlara şu an sepete atmıyorum. Yani almadığım için sepete atmamın da bir manası yok yani. Sadece video çekmek için götürüyorum. Şimdi burada da balıklar var. Balık kısmına geçelim. Balıklarda da mesela şu, biz geçen şu arkadaştan aldık. Bu arkadaş şeydi, çupraydı herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Fiyatı da 5,5 dolarmış yarım pound'u. Aman yarım diyorum, 1 pound'u. Yani kilosu 12 dolar civarında. Palamut değil, çupranın. Çupra. Burada şeyler var. Atlantic salmon var mesela, hazır paketlenmiş. Onun da bu 18 dolar ama kaç kilo? 900 gramı 18 dolarmış. Şurada somonlar oluyor, paketlenmiş. Onu göstereyim. Böyle büyük büyük somonlar oluyor. Mesela şu gördüğünüz arkadaş kaç kiloymuş? Pound'u 8 dolarmış. Bu 4 pound'muş ve toplam 31-32 dolar. Şu arkadaş 32 dolar. Ama ve bunlar şey somonu ha. Yani kötü somon değil. Güzel somon. Atlas Okyanusu'ndan çıkardıkları somonlar. Evet. Burası bitti herhalde. Oo, şimdi geldik içki. Daha doğrusu burası şarap kısmı herhalde. Şarapların fiyatları. Bir dakika, bu nar ekşisi mi şarap mı bu ya? Şarap herhalde. Espri yaptım.
gülün diye. Memati abimizin ellerinden öperiz. Şimdi ne diyor? Bir dakika bulursam. Merlot. Çeşidi Merlot çeşit şarap. $13. Organikmiş ama bu. Organik olduğu için pahalı olabilir. Yani bu kaç mililitre ya? Yazmıyor ki arkadaş. 750 milim. Koskoca yazıyormuş şurada arkadaş. 750 milim Merlot şarap. $13 ama organik olana. Böyle pahalı olanları var mı onlara bakıyorum. Aşağıda büyük var. Mesela şöyle bir aygıt var. Red Rose diyor. 3 litresi 3 litre şarap $14. Şu arkadaş da zeytinyağı gibi duruyor. Zeytinyağının fiyatlarını göstermedim. Geçen gün aldık zeytinyağını. O da litresi $7-8 civarındaydı diye hatırlıyorum. Emin değilim. Şaraplar böyle. Durun. Daha burada çok şarap varmış. Böyle camın içinde şaraplar da var. Bu arkadaşlar $50. Biraz pahalı bunların demek ki. Bilmiyorum yıllanmış mı? 2014 var, $40. Çeşit çeşit var işte ya. Hepsi şarap. Rose şarap $9 bir şişe. 750 mililitresi. Bakıyorum bu tarafta da var. Burada da genelde $12-$13 litresi o civara geliyor herhalde. 1,5 litresi $11 olanlar var. Devam. En herhalde ucuzu 3 litresi $18 gördüm. Şurada biralar olacaktı. Mesela bu biranın fiyatını göremedim. Bir dakika. Görebildiğim bir fiyat söyleyeyim size. Bakıyorum. Şimdi bir dakika. Şurada Corona gördüm. Bir dakika. Corona Lights diyor. Hold on a second. Corona Lights'ın kaçtı bu? Bir dakika. Kaç tane olduğunu öğrenirsem size de söyleyeceğim. 24'lü tenekeymiş bu. Corona Lights 24'lüsü $25. Tanesi $1'a geliyor. Bir dakika 24'lü değil ya. Burada 24 tane olma ihtimali yok. 12'ymiş. 12'li Slim Cans diyor. Kaç milim ya bunlar? Tamam. Kutu şeklinde olan 12'li yani 355 milimlikleri $25'miş. Corona'nın. Şurada var. Altılı şişe $10. Başka $11 altılıları. $11 görüyorum. Ucuzları var mı? $7, $8'a var altılıları. Böyle gidiyor. Evet bu kadar. Altılıları $6, $7, $10 falan. Şimdi birçok şeyi gösterdiğimi düşünüyorum. Eksik bir şey falan olursa bunu zaten kesin böleceğim. Tek şeyde yüklemem. Eksik bir şey olursa bu videoya videonun altındaki yorumlara bırakırsınız. Bir de deterjanlara, zeytinyağına geldik. Bir dakika dur. Zeytinyağını da söyleyeyim. Ne kadarmış bu? 1,5 litresi $13. Aynen dediğim gibi litresi $8. Ama daha ucuz olanları da var da ben kaliteli olanını söyledim. Bizde abi kalite her zaman number one. Kural. Şimdi domates salçasıdır, kuru fasulyedir falan onları göstermiyorum. Makarnalar falan. Onlar zaten ucuz kardeşim. Yani her yerde ucuz. Deterjanlara geldim bir dakika.